Tam kabusun. Bu var ya, dörtlü dönmeden beter bir şeydi yani orada. Nasıl geçti bir onu? Benim çok şeydir ya. Yani çok karmaşık da benim günlerim. Sabah kaçta kalktın mesela? Sabah işte bizim evde yangın çıktı. sonra gerçekten yaşamışsın kabusun zaten. Evet, evet ya. Ondan sonra mutfaktan çıktı işte ocak falan hikayesi. Ondan sonra neyse söndürdük onu. İtfaiye geldi. Gerçekten biraz. Evet ya. Allah Allah, çok geç. Bugün mü oldu? Ya. Ondan sonra Ne sebeple? Pardon ama ne sebeple? Ya bizim pencere tül mutfak ocağa yakın. Kapı cam açılınca tül uçmuş, yanmış falan. Orada öyle bir sabahleyin öyle bir şey atlattı. Hasar var mı? Yok, anında görüntü oldu. Olsun. Oradan çıktım işte, daha sokakta asansöre bindim, asansör düştü aşağıya. Ondan sonra neyse bir buçuk saat kadar falan asansörde kaldım. Rasma Bey! Rasma Bey! Ya bir toplu geyik, toplu şey oldu, kısa zaman böyle herkes... Çarptı, caddeye çıkar çıkmaz. Herifin her günü böyle değil mi? Devamlı yaşıyor ama sonunda yaşıyor. Sonunda ölmüyor, yaşıyor. Geldik işte buraya. Bence bir an evvel gitsin Rasim abi. Onunla ilgili bölüm bitir. Hayır bırakmayın, dışarı çıkınca tehlikeli oluyor benim de. Arkadaşlar benim günüm şöyle. Bir dakika. Efendim. Tatlın geldi. Hadi. Tatlı tabii. Tatlı. Tatlı müziği alalım lütfen. Rasim abi, bana da yedirmediler abi. Bana da vermediler abi. Hadi ben lan, de yiyemedim. Hadi lan hadi. Vallahi yiyemedim abi. Gömmüşsünüz yere, gömmüşsünüz. Ay ne kadar tatlısınız. Sakızlı lan bu tatlı, yapışıyor. Kazıklamışlar en son. Çok kötü bir tatlı ya. Neyse. Ben de yiyeceğim ya. İyi değil, söyleyeyim. Çok yani bayağı şey, Isparta'dan mı aldın? Tahtakale'den aldım. Belli. Mercan yokuşu tatlısı. Mercan'dan. Çimbalı. Şimdi benim günüm şöyle geçti. Ben de anlamadım yani nasıl geçtiğini aslında bugün. Sabahleyin kalktım. Erkenden saat 10'da. Ondan sonra saat 12'de dublajım vardı. Suç dosyasının dublajına gittim. Yangın? Orada kalmış. Hangi yere çıktı o? O yandıktan sonra şey bitti. Söndürüldü o. Ondan sonra suç dosyasına gittim. Dublajımı yaptım. Fakat tahminden aşağı yukarı 1,5 saat önce bitti dublaj. Ve Fox'tan da gelip beni alacaklardı. 1,5 saat kadar falan arkadaşı bekledim. Arabayı bekledim. Ondan sonra bu arada Levent'te bayramın 3. günü aklınızda bulunsun. Hiçbir şey yok. Yani saat 1,5 saat dolaştım, döndüm, dolaştım deli gibi. Hiçbir yer açık değil. Aklınızda bulunsun. Ondan sonra dolaştım deli gibi 1,5 saat kadar. Dondum. Bir ara gelmemeyi düşündüm. Fakat Seda Hanım 5 dakika sonra orada arabanız dedi bana. Araba 45 dakika sonra geldi. 5'i tutturdu çok ama. Öndeki 4 önemsiz. Ondan sonra şeyde niye oturmadın Rasim abi, dublaj yapılan yerde? Orası da mı kapalı? Abi dublaj yapılan yer çok güzel. Neredeyse bacayı da dublaj stüdyosu yapmışlar. Bahçeye çadır koymuşlar. Çadırda oturuyorsun bahçede. Allah Allah. Ya oturma yeri öyle. Dublaj stüdyosunun. Ondan sonra belli bir müddet oturdum. Sonra çadırda sıkıldım. Manyak mıyım abi? Kış vakti. Levent'in ordusunda çadırda oturuyorsun. Oradan da çıktık arkadaşımız. Efendim? Bu da mı şaka? Hayır ciddi. Vallahi ciddi ya. Hangisi ciddiydi unuttum. Sonra arkadaşımız geldi. O da Zuhal'in kardeşi gibi arkadaşımız. Gayet şey aralardan. Bir de şey dedi bana gelirken. Bu saat
şerit boş oluyor genelde abi dedi. Biz hep sağ şeridi kullandık. Ondan sonra geldik buraya. Arkadaşlara tatlı getirmiş Zuhal. Esas önemli olan o. Fakat ben oraya odaya soktular beni. Üstüne de kilitli. Dışarıyla ilişkimi kestiler. Dışarıda o sırada tatlı yeniyormuş, haberim yok. Ben olaylardan bir haber. Ondan sonra neyse programa canı gönülden gördüğünüz gibi destekleyerek hazırlandım orada tek başıma. Ondan sonra dışarıda bu sırada tatlı yeniyor. Peki Rasim abi hani bir şeyler yediniz mi? Tatlı dışında. Tatlı dışında orada çünkü şimdi 1,5 saat Levent'te dolaştım ya, o benim dolaşmamın bir amacı vardı. Bir şey yiyecek bir yer arıyordum. Yok. Yani olsa bayağı. Ne bu Levent çarşı gibi mı? Ha? Levent'in çarşı. Yok, çarşıda falan değil. O şey, kuleleri var ya, o kulelerin oradaydık. Kuleler de kapalı. Kıt bir bölge orası. Orası bayağı kıt, oldukça çok, çok kıt bir bölge. Evet. 3 kişi öldü zaten açlıktan. Ondan sonra bu arada o sırada aradık bulamadık. Buraya gelir gelmez tost rica ettim, tost yedim. Tost yedim, Zuhal'den sakladım tabii tost yedim. Zuhal geldi sonra. Bundan sonrası sanıyorum ortak. Zuhal'le konuştuk, dedikodu yaptık. Zuhal daha çok şeyi çekiştirdi. Daha çekiştirdiği şeyleri de anlatayım. Şimdi bir diziye başlamış. Oradaki oyuncuları çekiştirdi. biraz dedikodu yaptık. Sonra da programa girdik. Yani ben programın ortasında şarladım. Tatlı tatlı diye tuturdum. Sağ olsun prodüksiyon tatlımı getirdi. Zuhal'in getirdiği tatlı kötü bir tatlı. umduğum gibi çıkmadı. Şu anda da bugün başından geçenleri anlatıyorum. Tam şu anda. Biraz geldim, ilerisinde anlatsana evet. Osman'ı. Efendim? Osman bundan abi. İnanmıyorum Osman abi. Rasim abi. Rasim Tan. Rasim Taner. Aramızda bugün. Osman abi güzel oldu. Güzel oldu ya. Hep o şeydi, ben de geçen bölümde söyledim. Hani saçmalama Osman. Osman. O takılmıştı orada. Oradan değil mi? Doğru. Bundan sonra ne olacak? Şimdi onu da söyleyeyim. Arkadaşlar size kötü bir haberim var. Erkekler kazanacak. İsterseniz halkın oyları bundan var. Sonrasını yapmayalım. Bu kadar yani. Şimdi bunu görebildiğim bu. O zaman o kabus başlasın. Öyle mi? Evet. Hadi bakalım. Alkışlarınız Rasim Tan Erker'in. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Hadi kızlar, dans müzik getir. Lene ya ha. Çık çık çık. Damadan yolu da getirin. Zuhal Hanım'ı getirdi. Rasim Bey hemen 2 dakikalık işiniz var. Sadece rır diyeceksiniz efendim. Buyurun alalım. 1,5-2,5 saat önce çıkacaksınız. Rır. Rır. Bitti efendim. Çok mersi. Teşekkür ederiz. Aa, Rasim Baba çadırı. Osman Tan çeşmesi. Çadırda gözleme yapıyoruz. Yer misiniz? Çekil. Valla ne mübarek yer. Siz de mi geçen Ramazan'dan kaldınız bu çadırda? Ben çıkamadım. 4 ay geçti hala burada. Levent'e kuzu çeviriyorlarmış ama Rasim abi davetli değil. Aaaa! Arkadaşlar kepekleri indirin! Aaaa! Yemeğe geliyor! Çok güzel! Lütfen kapalı! Kapalı! Rasim abi, Levent'te hiçbir şey yok abi. Ben de çıktım bu kulelere. Hiçbir şey yok. Hale bak, incin top atıyor. Arkadaşlar geçen sefer Rasim Bey'i çok iyi ağırladık. Evet. Bu sefer hiç ağırlamayacağız. Arabayı geç gönderiyoruz. Tamam. Evet. Yedirmeyeceğiz, içirmeyeceğiz. Rasim Bey, ben Seda. Programda öyle 5 dakika yerine 45 dakika deyince Osman Tan beni attı. Ben de artık bundan sonra sizin evinizde çalışmayı düşünüyorum. Merhaba Rasim abi, ayıp olmadı mı? Mahşer cümbüşün cümbüş, mahşer kıtından. Kızlar, gel Özlem, gel tatlım. Ha? Bugün beklemiyordunuz değil mi? Beşler. Ben biraz ısındıracağım. Demek erkekler kazanır. Dans ettir bence Dilek. Topuklarını sıkayım ya. Kılıç mı çeksem?